Karın ağrısının belirtileri nelerdir? Yani böyle şiddetli ağrı olduğu zaman ne yapmanız gerekiyor? Şimdi karın ağrılarını sizin de dediğiniz gibi şiddetli yani akut karın ağrıları ve kronik dediğimiz uzun dönem de uzun döneme yayılan karın ağrıları şeklinde sınıflandırılabiliriz. Ve buna gelip geçici karın ağrılarını da bir sınıf olarak ekleyebiliriz. Çok çeşitli sebepler tabii karın ağrısına neden oluyor. Bunlarda mesela bir bademcik iltihabıyla karın ağrısı yapabilir. Bunun dışında karın içerisi organı olmamasına rağmen bir akciğer enfeksiyonu da karın ağrısıyla karşımıza çıkabilir. O nedenle karın ağrısı deyip geçmemek lazım. Sizi rahatsız edici bir karın ağrısı bulgunuz olduğunda mutlaka bir hekimle irtibata geçmeniz gerekmektedir.